Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika Kengəş Palatası Hong Kong Saudi işxanasını təqaşını tələb qıldı. Amerika Kengəş Palatası əzaları Amerika parlamentini qanun çıxırıb Hong Kong iqtisad və Saudi işxanasını tizdən təqaşını tələb qıldı. Amerika Avazı'nın 13. dekabr haber kılışça Amerika Parlamenti'deki Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash Palata azası Marco Rubio bilen Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiya Komitetinin reisi Cumhuriyetçiler Partisi'nin vekili Chris Simms 11. dekabr birlikte makale ilan kılıp parlamentinin Hong Kong İktisat ve Saudi İşhanesinin iş beceriş oranını itiraf kılış kanununu tezrek emelden kaldırıp Prezidentin tasdiqlashiga yo'llash orqali Hong Kong iqtisod va savdo ishxonasining Amerikadagi diplomatik o'rnini bekor qilishni talab qilgan. Bildirilishicha Rubio bilan Simms avom palatasida ilgari bu qonun loyihasining o'rtaq qo'llovchilari bo'lib, ular maqolasida Hong Kong ilgari Sharqi Osiyoda erkinlikning mayoki edi, ammo navbatda Hong Kongning asli holati mavjud emas. Hong Kong'un erkinlikini əsliki keltiriş üçün işligen və cepa tartıqallar növətdiki zulüm reallıqıqı yüzlünüşimiz və siyasətini tənişimiz kerak digərlərini oturgu qoyğan. Onlar yenə bugünkü Hong Kong alahide məmuri rayonu siyasi öktikilərini tutqun qılıdığan Belarusiya, Kuba və Birma qatarlıq müstəbit dövlətlərdən qalsıla ikinci orunda turudu dəb görsətgən. Filippin Xitay baş əlçisini qoğulab çıxırışı mümkinçilikini bildirdi. Filippin hükümeti Xitayning Filippinda turishliq Xitay bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirtgan va bosh elchini qo'g'lab chiqarish mumkinchiligini aytgan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, dushanba kuni Filippin tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Filippinning Xitayga norozilik bildirib, Xitayning Filippinda turishliq bosh elchisi Huang Shilianni ministrligiga chaqirtganligini bildirgan. Xitay bilan Filippin paroxotining suqilishi haqidagi sindi ko'rsatilishicha, Filippinning bir qancha paroxoti 9-10 dekabr kunlari Skarboro arali va 2 Tomas aralig'i narsa kerak yetkazib berayotgan bir paytda Xitay paroxotining suv zambirak hujumiga uchragan. Xitay dengiz qirg'og'i muhofazat atrofining paroxoti 10 dekabr 2 Tomas aralig'i yaqin Filippin paroxoti bilan suqilib ketgan. Bildirilishicha Filippin qurolli qismlarining shtab boshlig'i Romeo Brownerning aytishicha Xitay paroxoti u o'ldirgan paroxotga suv zambirki bilan hujum qilgan bo'lsa-mu, u vaqtida yaralanmagan. Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mao'ning 11 dekabr paroxot suqilish masalasiga tushuncha berib, Filippinning ta'minlash paroxoti rasmiy paroxot va 2 dengiz qirg'og'i muhofazat paroxoti Xitayning ruxsatsiz Xitay zimini Nansha taqim orildagi Renai rifqa besib kirdi deb chalva qilgan. U yana yaqinqi tasodifiy voqealar Renai dengiz qirg'og'ida ko'p qatim yuz berganligini, buningdagi mas'uliyat butunlay Filippin tarafida ekanligini, kelib chiqqan voqealarning asosliq sababi Filippinning va'dasiga xilofli qilganligi ekanligini bildirib bildirilgan. Xitay bu yil Sharq Turkistonda 50 yeshilkan qurib chiqqan. Xitay iqtisodining barg'ancha kasatlashishiga agishib, Xitay rejimi Sharq Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talon qilishni texamo oshirgan bo'lib, bu yil atalmish avtonom rayon darajalik 50 yeshilkan qurgan. Tangrataq to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitay rejimining Sharq Turkistondagi tabiiy boylik tarmoqlari bu yil 3-chi turkumdagi atalmish avtonom rayon darajalik yeshil kan tizimligini e'lon qilgan. Bu Xulchi Yongning ko'mir va ximiya sanoati chekish shirkatining Panjin sanoat ko'mir koni qatorliq 31 konni o'z ichiga oladi ekan. Xabarda aytilishicha, navbatda Sharq Turkistondagi atalmish yeshil kanlarning soni bulturqiga solishtirganda 82% oshgan. Kontri jihatda Sharq Turkistonda ichilgan nefit va tabiiy gazning soni eng ko'p bo'lib, bu turdagi kanlarning soni 25 ga yetadi ekan. Undan qolsa ko'mir kanlarining soni 18 ga yetadi ekan. Bundan boshqa rayonda 3 hok teshikani, 2 tumir kani va 1 tuz kani va 1 qurilishga ishlatiladigan qum kani bor ekan. Bu yil kirgandan buyon Xitoy rejimi atalmish yeshil kan tanlash harakatini qaralli holda yo'l qo'ygan bo'lib, hozirga qadar Sharq Turkistondagi bulang-talon qilib ochgan yeshil kanlarning umumiy soni 111 ga yetgan.
Bunun içinde devlet derecelik kandın 61, rayon derecelik kandın 50'ye barışken. Ondan başka iltimas materyalleri tekşürülüvatkan ve pat yakında nakmaydan tekşürüş baskıcığı kirdiğen 10 kan barışken. Xtay Şarkı Türkistan'a tacavuz kılıp girgenden beri tabii baylıklarını üzlüksüz bulantılan kılıp kilovatkan bulup, yıkınkı yıllardan beri talan tarajını tihamı küçü etmekte. Halbuki bu baylıklarının hakiki ilgileri bulgan Şarkı Türkistan halkı bolsa, namratlık, muhtaçlık içinde yaşamaktadır. Hindistan Xitayının Butan zeminine tecavüz kılışıdan endişe kılmakta. Gerçi Xitay Hindistan çigra meselesi hal bolmasa mı, bırak Xitay yanılıp Butan çigrasıdaki ul eslehalarını kengaytip Hindistan'da iğir endişe peyda kılgan. Amerika vazının bugünkü haberde bildirilişçe, Angliya Xan Cemiyeti Xalqara İnstitutu Chatham House ilan kılgan yeni dokulatta 9. aydaki süniye hemrah suretlerine asasen, Xitay Himalaya tağı tizmesinin şimalıdaki Butan bilen talaştar dışkılıvatkan çigrada yeni ultrak rayon kurdu deyilgen. Dokulatta Butan'ın çatıya kısıdaki Yakarun Vadisi Bayor Kimfagun rayonunun bir kısmı bulup, iki devlet çigra kilişimi ilan kılınan dinkin, Xitay'ın zeminine ayınlıp kilişi mümkün iken. Eğer Butan bu meselde Xitay'a yol koysa, Xitay ilgili olgan yerlerden vazgeçken bulunduken. Halbuki Butan'ın yeni Dehli'deki muavin baş elçisi Tashi Peldon muhbirlarının bu vaqtdagi sualiga cevap berishini rad qilgan. Shvetsiya Bexatarlik ve Taraqqiyot Siyosati Instituti Stokgolm Merkezi ve Hindi Tinch Okean İşleri Merkezi'nin müdiri Doktor Jagannath Pandaning aytishicha, Xitay chegara rayonlarida to'xtamay harbiy ve puxraviy bir gavdalashtirilgan kanit qurgan. Xi Jinping hakimiyet peşiga çıkkandan beri Xitay bu hareketini Hindistan chegarasiga yakın rayonlarda bir mezgil devamlaştırgan. Bulupmu 2016 yılı Xitay armiyesi islahat kılınıp kayıt teşkillengenden keyin Hindistan Xitay'nın bu xil hareketini bilip yetip Xitay'nın bu stratejisiga dikkat kılışqa başlagan. BDT umumi kengişi Gazze'de derhal uruş toxtishni talep kıldı. İsrailiyanın Gazze'ye kılıvatkan hücumlarda iğir krizis evciye çıkan bir payette, Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişi Gazze'de derhal uruş toxtishni talep kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberinde bildirilişçe, Birleşken Devletler Teşkilatı Seyşembe günü İsrailiyanın Gazze'ye kılıvatkan hücumunu derhal toxtish haqida karar çıkargan. Mezkur avaz berişte 193 aza devlet içinde 153 devletinin kollaşı, Amerika ve İsrailiye Katarlık 10 devletinin karşı belettaşlaşı, 23 devletinin hukukudun vazgeçişi bilen bu karar makullanğan bulup, kararda Gazze'deki apet karakterlik insanperverlik vaziyetige bolgan endişe ifadelengen. Ahırda İsrailiyanın Gazze'ye kılıvatkan hücumunu derhal toxtish haqida çakırık kılıngan. Hamas Sahiye Ministerliğinin haber kılışça, İsrailiyanın hücumi Gazze'nin köp kısmını harabilikke aylandırgan bulup, kemdegende 18.400 kişi öldürülgen. Onlarının köpüncisi ayallar ve ballar bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mülçerlişçe Gazze'deki 2.400.000 ahal işçideki 1.900.000 kişi uruz sebepiden sergerdanga aylangan. Onlarının 20 balılar işken. Xi Jinping'nin Vietnam ziyareti dikkat kozgadi. Xi Jinping Vietnam'daki 2 günlük devlet işleri ziyaretinde paytaxt Hanoi'da Vietnam Kompartisi Başkatibi Nguyen Phu Trong bilen körüşkende söz kılıp, 2 devlet yadroluk menfaati ve ortak köngül bildigan meselelerde birbirini küçlü kollaşı hem de xalqara baraberlik ve adaletini ortak kollaşı kerek degen. Xitay Xinhua agentliğinin haberinde bildirilişçe, iki devletin deniz okean sahasında tehimi köp hemkarlaşı gerekliliğini ta'kidlagan Xi Jinping, bu sahadaki saklanıvatkan meselelerini hemkarlık purustiga özgertiş gerekliliğini oturgu koygan. Beijing rejimi Hanoi'nin Amerika'nın Hindi Tinch Okean stratejisini körüdep ornatkan şeriklikler halkısıgı kirip kilişiden ensirep, Vietnam bilen bolgan ideologiyelik ve iqtisadi alaqısını mustahkemleşge törüşmaqta. Yemen korallı kısmı İsrailiyaga ketibatkan neft paraxotiga zarba berdi. Yemen Husi korallıkları İsrailiyanın Gazze'ye kılgan kırgınçılık uruşuğu cevaben çarlıqışı başkurulduğun bomba bilen İsrailiyaga ketibatkan neft paraxotiga zarba bergen. Reuters agentliğinin 13 dekabr haber kılışça Husi korallık güçleri kontrollukıdaki Yemen'den koyup berilgen çarlıqışı başkurulduğun bomba denizde ketibatkan neft paraxotiga zarba bergen bolup paraxotku otketken. Ama ölüş ve yarılınış ahvali bolmagan. Hücum vakası Barbar Mandeb boğazının şimalden təxminən 60 deniz mili yiraqlıqda yüz bergen. Rayondaki Amerika Deniz Armiyasının qoğuluğucu paraxotu USS Mason ciddi qutquduş işlərə yardım bergen.
Bildirilishicha Husi qurollik kuchlari G'azza xalqi tarafida turib to'qinishga kirgan bo'lib, muhim to'sh liniyasidagi Isroiliya paroxotlari va Isroiliyaga hujum qilgan. Shanba kuni Husi qurollik kuchlari davlat ta'valikiga qaramay Isroiliyaga boradigan barliq paroxotlarni nishon qiladiganligini e'lon qilgan hamda xalqaro transport shirkatlarini Isroiliya porti bilan aloqa qilishdan ogohlantirgan. Husi qurollik kuchlarining bayonotchisi o'zlarining hujumlarining Falastin xalqini qo'llaganligi sababli ekanligini, Isroiliyaning G'azza rayoniga qilayotgan hujumini to'xtatmoqcha davomli zarba beradiganligini ta'kidlagan. İran bilan ittifoqlashgan Husiylar Isroiliya G'azzaga quruqlikdan hujum qilishga boshlagandan buyon pat-pat Isroiliya nishonlariga hujum qilib kelmoqda. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayatik programımızı görüşürüzce aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.